Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu e, lalemin yapılışını anlatacağım. Arkadaşlar lalemin yapılışı ne kadar zor gibi görünse de çok pratik bir yapılışı var. Zaten sizde başlangıçtan sonrasını hemen anlayacaksınız. Arkadaşlar bu laleyi ister namaz örtülerinizde, ister tespih uçlarında isterseniz anahtarlık tarzı ya da e, kahve sunum peçetelerinizde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hemen size ip numaralarımla vereyim. Yeşil olarak 773 ton bir yeşil kullandım. Daha sonra 779 koyu tonda bir pembe. Daha sonra da 778 açık tonda bir pembe kullandım. Arkadaşlar ip tonlarım bu şekilde. Ben oyalı su ipek kullanıyorum. Şimdi hemen dilerseniz tarifi vermeye başlayayım. Arkadaşlar ilk olarak e, sihirli halkımızın içine 3 tane zürafa yapıyoruz. Evet bu 3 zürafamı yaptım. 3 zürafamı yaptıktan sonra bu halkamı çekiyorum. İpimi dış tarafta bırakıyorum. Daha sonra bir 3 sıra kadar eksiltme ya da artırma yapmadan bu 3 tane zürafamın üstüne küçük minik bir boru yapıyorum arkadaşlar. 3 veya 4 sıra şekilde hiç eksiltme veya artırma yapmadan Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde minik bir e, boru yaptım. Bu boruyu yaptıktan sonra arkadaşlar ilk yaprağımıza geçiyoruz. Zaten üç tane diğer yaprağımız da bu ilk yaprağımızın aynısı olacak. O yüzden tek yaprağı anlatacağım. Diğerlerini de e, yapıp bitirip öyle devam edeceğiz videomuza. Arkadaşlar şimdi e, bu e, düz yönümüz dış tarafa denk gelecek bu lalemizde. O yüzden buraya geçiyorum ve ilk zürafağımın içine 3 tane zürafa yapıyorum. 3 ile başlayacağız yani. 1 2 3 Arkadaşlar bu 3 zürafayı yaptım. Bu üç zürafayı yaptıktan sonra tekrar başlangıç noktama dönüyorum. Yanlardan ve ortadan arttırarak toplamda 13 tane zürafa elde edeceğiz. Yani 6 sıra kadar bu şekilde yanlardan ve ortalardan arttırarak devam edeceğiz arkadaşlar. Yandan bir tane arttırıyorum. Ortaya geçiyorum. Ortadan bir tane artırıyorum. Tekrar yana geçiyorum. Tekrar yandan bir tane daha artırıyorum. İkinci sıramıza çıkmış olduk. Tekrar başlangıç noktama dönüyorum. Ve yine yanlardan ve ortadan artırarak ortadan zaten artıra dediğim ortadaki artırma çizgimizin üzerine denk gelmesi önemli arkadaşlar. Artırma çizgimizin üzerinden artırıyoruz bu ortadaki kısmı. Şimdi tekrar yine yandan artırdım. Bakın yine ortadaki artırma çizgimin üstüne gelip Yine artırma çizgimin olduğu yerden bir daha arttırıyorum Yani bu çizginin devamlılığı önemli arkadaşlar. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 3 sıra arttırmış oldum. Burada bir e, artırma yeri belli zaten. Ve bu şekilde toplamda 13 tane zürafamız olana kadar yani e, orta kısımdan artırma çizgimizden saydığımızda Ta, toplamda 6 sıra kadar çıktıysak e, Eksiltmeye geçeceğiz arkadaşlar Şimdi hemen Ben burayı 6 sıraya Tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar Şimdi ben bunu 6 sıra çıkardım İpim de çok az kaldı İpim az kaldığı için Şimdi size hemen İpimin nasıl düğümsüz bir şekilde de ip ekleyebileceğimi göstereceğim size. Hem bu da sizin için bir bilgi olmuş olur. Şu şekilde bakın arkadaşlar ipimi bu taraftan bırakıyorum. Şimdi biz başlangıç noktamıza gelmek için zaten bu ipi bu tarafa çekecektik. Bu ipi bu tarafa çekerken şu şekilde kenardan ipimi ekliyorum ve bu şekilde ipimi eklemiş oldum. Bu altı sıraya çıktık arkadaşlar biz şimdi. Şimdi eksiltme kısmına geçiyoruz. Yani hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmıyoruz. Hiçbir şekilde artırma yok arkadaşlar. Ortadan da artırma yok. Normal bir şekilde eksiltmemizi yapacağız arkadaşlar. Düşürüp gideceğiz. 3 tane zürafamız kalana kadar biz bu eksiltmeyi yapacağız arkadaşlar. Ben ipimi bu şekilde ekliyorum arkadaşlar. İpim bittiği zaman İpimi bu şekilde eklediğim zaman modelimin orta kısımlarında herhangi bir düğüm görüntüsü olmuyor. Bu düğüm görüntüsü olmadığı için çok rahat bir şekilde modelimin daha güzel ve daha estetik durmasını sağlıyorum. Bu kenardaki küçük minik ip kalıntılarını da çakmakla toparlayabiliriz ya da işte kontür yapıyoruz zaten bütün modellerde hemen hemen var. Bu kontür kısmındayken içinde kayboluyor. Yani modelimin orta kısmında hiçbir şekilde ipizi veya düğümüzü gibi bir şey olmuyor. Şimdi tekrar başlangıç noktama dönüyorum. Hiçbir şekilde artırma yapmadım. Sadece eksiltme yaparak 3 tane zürafam kalana kadar bu eksiltmeyi devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde sürekli 3 tane kalana kadar eksilterek ineceğiz arkadaşlar. Hemen bunu da eksilterek 3 tane zürafa kalana kadar eksilteceğim arkadaşlar. 3 tane kalacak. Evet arkadaşlar, ben diğer yapraklarımı da tamamladım zaten. Hepsi aynı işlem. Aynı işlem olduğu için diğerlerini de tamamlayıp geldim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi biz bu yaprağı e, 3 ile başladık. 6 sıra yani 13 tane zürafa olana kadar hem yanlardan hem ortadan hem de bu yandan artırarak e, 6 sıra kadar çıktık. Daha sonra eksiltme yaparak toplamda 3 zürafamız kalana kadar düştük. Şimdi bu 3 zürafayı orta kısımdaki zürafamızdan artırarak 4 sıra kadar koruyacağız. 3, 3 sayımızı 4 sıra kadar koruyacağız arkadaşlar. Şu şekilde ortadan artırıyorum. Birinci sıramı yaptım. Daha sonra tekrar yine ortadan artırıyorum. yana geçiyorum. Tekrar yine ortadan arttırıyorum. 3 yaprağımızda aynı işlemi tekrar ederek olacak arkadaşlar zaten e, sap kısmında üçlü e, sığ, sık iğne yapmıştık üçlü boru yapmıştık affedersiniz evet arkadaşlar bu şekilde 4 sıra kadar ortadan artırarak korudum şimdi eksilterek 1'e düşüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar eksilterek bu şekilde bire düştüm. Bütün yapraklarda aynı işlemi yaptım. Yani şu şekilde bir görüntü. İskeletimiz bu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar. Bakın. Ee, şimdi yanlardan dikeceğiz arkadaşlar. Zürafalayarak dikeceğiz yanlardan. Ee, normal dikiş geçmeyeceğiz. Hemen ipimi hazırlayayım. Dikişini de göstereyim. Bu kök kısmındaki yerimiz birazcık bizi zorlayabilir arkadaşlar. Çünkü artırma yerlerine denk geldiğimiz için oralarda birazcık iğne geçişlerinde sıkıntı olabilir. O yüzden şu şekilde anlatmak istediğim buydu tam olarak. başlangıcımı yapıyorum. Burası birazcık basit olmasına rağmen bizi dikerken zorlayabilir. Şimdi şu şekilde bakın zaten şu şekilde yapraklarımızı oluşturduk. Yani kafa karışıklığı olmasın borumuzun borumuza göre yani borumuz dışarıda kaldı borumuzun yanından yapıyoruz arkadaşlar yani dış dışa denk geliyor borumuz. Şu şekilde ayarlıyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar burayı bu şekilde zürafa yaparak bu şekilde şu bilek kısmına kadar geleceğiz arkadaşlar. Hem karşı karşıya olması önemli. O birazcık iğne geçişini zorluyor. Hem de elimizin sıkılığı arkadaşlar birazcık arttırma kısmını geçtikten sonrası biraz daha elimiz rahatlıyor. Evet arkadaşlar bu bilek kısmına gelene kadar bu şekilde sık iğnemizi yaparak zürafayı yaparak bu şekilde yaprağımızın yan dikişini yapmış olduk. Diğer yapraklarımızı da yanlardan bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu yaprağımızı da şu şekilde ayarlayarak bunu da buradan bu şekilde dikeceğiz daha sonra en son da bunu dikeceğiz arkadaşlar bütün diğerlerinde aynı işlemi tekrar ederek bu kenardaki dikişimizi yapacağız arkadaşlar hemen tamamlayıp geleyim arkadaşlar Evet hanımlar şimdi bu lalemin diğer bakın bu kenarlarında hepsini bu şekilde e, zürafalayarak diktim bütün yapraklarını dış kısımdan bu şekilde diktim şimdi ortasındaki püskülünü yapacağız arkadaşlar daha sonra da yaprağını yapıp videomuzu motifimizi tamamlayacağız Arkadaşlar koyu renk ipimi alıyorum. Koyu renk ipimi aldıktan sonra şu iki parmağım benim için bir ölçü arkadaşlar. Ve 7 kadar sardım elime. 7 kadar sardıktan sonra şu şekilde bir düğüm atıyorum arkadaşlar. düğümü attıktan sonra şu ucunu şöyle düzleyerek elimle şekilde kesiyorum. Daha sonra motifimin ölçüsünü almak için motifimin içinde estetik durması için dikmeden dikiş işlemi yapmadan bu motife takıyorum. da bir giriş sıkıntısı yaşıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın burada motifim için çok uzun geldi bu. O yüzden bu uzunluğu şuradan alıyorum diğeri kadar. Daha sonra çıkarıyorum. Ve bu püskülümün ucunu şekilde iğnemle eskiterek bakın şu şekilde iğneyle eskiterek ipimin katlarını açıyorum şekilde katlarını açtım arkadaşlar. Ve ortadaki tomurcuk işlemini de tamamlamış olduk. Ve bunu da iliştiriyorum arkadaşlar oraya takacağım. Şu şekilde bunu da tamamlamış olduk. uzunluğunu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz bu birazcık daha uzun geldi sanki hafif bir birazcık daha ucundan alacağız arkadaşlar bunu hafif çok az ve evet. bu şekilde tamamlamış olduk ve yaprak yapımını da göstereyim arkadaşlar videomuzu da tamamlamış olalım yeşilimi alıyorum yaprağım için Ve sihirli halkamın içine 6 tane Zürafa yapıyorum arkadaşlar. 6 zürafamı yaptım. 6 zürafamı yaptıktan sonra yine ipimi dışarı alarak toplamda artırma veya eksiltme yapmadan 4 sıra kadar bir boru elde edeceğim arkadaşlar. Borumu yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 sıra e, zürafamı çıktıktan sonra e, borumu yaptım borumu yaptıktan sonra arkadaşlar e, şimdi yaprak kısmına geçiyorum hemen 3 tane yaprak yapacağız arkadaşlar buradaki zürafamın içine 3 ile başlıyorum üç tane zürafa bir 2. 3 Ve başa dönüyorum. Yanlardan artırma yaparak 6'ya kadar çıkıp eksiltmemizi de 1'e kadar eksiltiyoruz arkadaşlar. Yaprağımızın mantığı bu şekilde. Ve bir tane bu 6 tane zürafamdan birer tane atlayarak 3 tane yaprak elde etmiş olacağız arkadaşlar. Yaprağımızın başlangıcı bu şekilde. Yapraklarımızı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar şimdi yaprağımın yapılışını da tamamladım. Çiçeğimi de yaprağımın içine oturtuyorum. Yapraklarım da çiçeğimin ara kısımlarına gelecek şekilde ayarlayacağım. Şu boşluklara gelecek yapraklarımız. Bu şekilde çiçeğimizin yapılışı, lalemizin yapılışı bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, bana destek çıkmayı unutmayın. İyi günler, sağlıcakla kalın.